Acaba diyorum sana bir kask mı alsak? Aa, yok yok, kask olmaz. O da çok dikkat çeker. Anlamadım. Kask mı? Evet, kask. İnsanlar sana bakarken gözleri kamaşıyor da. Yani ne yapalım, biz ölümler öyle doğrudan güneşe bakamıyoruz. Ben de diyorum ne diyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani senin yüzün böyle asık olunca ben dayanamıyorum. İçimden bir istiyor ki git bir an önce Yasemin'in yüzünü güldür. Çünkü bilmek sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Dün çok güzeldi. İyi ki geldin. Evet. Bence de. İyi ki geldin. Herkes bize bakıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Elimde değil. Ne yapayım? O zaman sana dışarıdan nasıl göründüğümüzü söyleyeyim. İki mesai arkadaşı koridorda karşılaşmış ve gayet normal bir şekilde sohbet ediyorlar. Yani her zamankinden farklı bir durum yok. O zaman... Ben şey yapayım. Tabii. Ben de gideyim. Kolay gelsin. Ya, olsun, sana da kolay gelsin. Yasemin, nasılsın? İyiyim Şengül Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Merak ettim, anneni görebiliyor musun? Fırsatın oluyor mu yani? İlgilenebiliyor musun? Yani fırsat buldukça her gün gidiyorum Şengül Hanım. Aslında benim burada olmamın bir nedeni daha var. Ya şimdi tabii ki özel hayatım beni ilgilendirmez. Yani hiç kimse ilgilendirmez. Ama hastanede herkes sen ve Burak hakkında dedikodu yapar oldu. Ne diyorlar ki Şengül Hanım? Bence sen ne dediklerini biliyorsun. Hakkında dedikodu yapılması da hiç iyi bir şey değil Yasemin. Biliyorum Şengül Hanım. Ama biz Burak Hoca'yla sadece arkadaşız. Lütfen bana dürüstçe cevap ver. Aranızda bir şey var mı? Yok. Burak Hoca çok iyi bir insan. Meltem Hoca ile yaşadığımız son olayda da bana çok destek oldu. Ama bu kadar. Hastanedekiler bunu yanlış anlıyorlar. Emin misin? Eminim. Peki. Senin lafın benim için yeterli. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim Şengül Hanım. Umarım benim bu güvenimi sarsmazsın. Ben de sana güvenmeye devam edebilirim. Hadi kolay gelsin. Sana. Sence biz bir ilişkiye başlamak için acele mi ettik? Bence geç bile kaldık. Ne olduğunu anlatacak mısın? Şengül abla yanıma geldi. Konuştu benimle. Neyle ilgili? İlişkimiz olup olmadığını sordu. Şengül abla mı sordu bunu? Anlamadım. Yani ne alaka? Ona ne ki? Öyle deme Burak.
O beni düşünüyor. Hakkımda bir dedikodu çıksın istemiyor, o kadar. Milletin ağzı torba değil ki Yasemin. Biz ne yaparsak yapalım konuşacaklar zaten. Farkındayım. Zaten herkes bize bakıyor gibi geliyor bana. Sanki herkes bizi izliyormuş gibi. Burak, ben Şengül ablanın gözünün içine baka baka yalan söyledim. Onun için bu ilişkiyi açığa verecek hiçbir şey yapmamamız lazım. Olur mu? Tamam, asmayı söyle. Gizlemek istiyorsan gizleriz. Ama bak, eğer bir gün yakalanırsak o zaman hiç umurumda olmaz. Tam Mars'tan bile duyarlar bak seni, sevdiğimi haberim olsun. Baktık çok üstümüze gidiyorlar. Birimiz başka bir hastaneye gideriz, olur biter. Hayır, ben gidemem bu hastaneden. Niye? Niye? Çünkü... Burası evime çok yakın. Çalışma şartları da iyi. Mesai arkadaşlarımı da seviyorum. Hem öyle kolay değil bir iş bulmak. Ne yapalım canım? O zaman da ben giderim başka bir hastaneye, öyle çözeriz. Hayır Burak, sen de gitme. Ya ilişkiyi açığa verecek bir şey yapmayalım, bu bana yeter. Tamam ya. Tamam, kimsenin bir yere gittiği yok. Şaka yaptım sadece. Yani yüzümü güldürmek için. Şakası bile kötü Burak. Şakamdan anlamadığın için de çok gücendim, haberin olsun. Senin olmadığın yerde benim ne işim var ya? Hem merak etme, ilişkimizi gizleyeceğiz. Gizlemek için elimizden geleni yapacağız. Ben gerekirse seni sevdiğimi kendimden bile saklarım. Ben her şekilde... Beni güldürmeyi nasıl başarıyorsun? Aa, söylemedim mi yoksa ben sana? Ben var ya, bir dünyadaki en güçlü büyücülerden biriyim. Hı. En iyi yaptığım büyü ise, güldürme büyüse. Öyle mi? Madem bu büyüyü en iyi şekilde yapıyorsun, daha önce çok pratik yapmış olman gerekiyor, değil mi Burak hocam? Yo, yanlış anladınız siz beni Yasemin Hanım. Ben pratiklerimi sizin benim hayatıma girmenizi beklediğim süreç içerisinde yaptım. Yani hepsi size özel. Hayatına gireceğimden bu kadar emindin yani. Elbette. Ücüz dedik ya. Sen hep böyle gül. Olur mu? Senin yanındayken aksi mümkün değil zaten. Başka bir ihtimal de olmadığına göre o zaman... Yüzüm hep gülecek. Aynen öyle. Ben artık gideyim sayın büyücü. Acil beni bekler. Acil demişken... Meltem'in bugün izinli olduğunu duydum. Nasıl geçiyor onsuz günü? Yani yokluğu o kadar belli oluyor ki... Çok zor. Yokluğu çok hissediliyor. Eminim öyledir.